İstiklalinden hala mahrum bırakılan Türk dünyasının esir Türk illerini de değinmeden edemeyeceğim. Esir Doğu Türkistan coğrafyasının istiklaline kavuşacağı günleri adım adım gün gün saymaktayız. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun diyor. Belki bu işin muhatabı Kayseri Büyükşehir Belediyesi değil elbette. Ama elimizde mikrofon fırsatını milletimiz bize verdiği için bu zulmü duyurmak da bizim görevimiz. Doğu Türkistan işkencelerle, tecavüzlerle inlemektedir. Doğu Türkistanlı Uygur gençleri köle işçi olarak çalıştırılmaktadır. Doğu Türkistanlı kızlarımız seçilerek evlenme adı altında tecavüzlere uğramaktadır. Anasız ve babasız bırakılan, anasız ve babasız kalan Doğu Türkistanlı Türk çocukları dilinden ve dininden koparılarak Çinli olarak yetiştirilmektedir. Doğu Türkistan'da bugün her eve bir Çinli erkek uygulaması gerçekleştirilmektedir. Çin yönetimi tarafından Müslüman Türk aileler evlerinde Çinli erkek misafir etmeye zorlanmaktadırlar. Doğu Türkistanlı aileler bu Çinli mecburi misafir ile beraber oturmak, beraber yemek, aynı evde ve aynı odada uyumak zorunda kalmaktadır. Lütfen bu olup bitenleri her Türk evladı, Kayserili her hemşerimiz gözlerini kapatıp bir saniyesini düşünsünler. Doğu Türkistan'daki Türkleri asimile etme politikasının üçüncü aşaması da Müslüman Türk kızlarının Çinli erkeklerle zorla evlendirilmesidir. Maalesef bugün komünist, zalim Çin yönetimi Doğu Türkistan'ın ırzına geçmektedir. Biz bunu unutmayacağız ve Doğu Türkistan'daki zulmü Hazreti Ali'nin sözünü şiar edinerek haykırmaya devam edeceğiz. Rabbim en kısa zamanda Doğu Türkistan'ın da İstiklal Marşı'nı yazmasını nasip etsin. Bizleri de Büyük Türk Milleti'nin, Büyük Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de buna vesile kılsın diyor. Saygıyla selamlıyorum. Merhaba, bugün malum İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümü. Biz bu vesileyle hem anmamızı gerçekleştirdik hem de esir Türk illerinden bahsedelim. Yani istiklalinden mahrum bırakılan, henüz kendi İstiklal Marşı'nı yazıp okuma hürriyetine erişememiş illerimizi değinelim dedik. Bunların başında da malum gündemimizi Doğu Türkistan mevzu meşgul etmekte, doldurmakta. Doğu Türkistan'da dünyada eşi benzeri görülmemiş insan hakları ihlalleri mevcut. Bunlardan iki tanesi en irite edenlerinden bahsetmek istiyorum. Geneli belki duyulmuştur ama ben bunun hayaliyle insanlarımızın gözlerini kapatmasını ve bir an olsun bununla bizim yüz yüze geldiğimizde nasıl hissedeceğimizi düşünmelerini istiyorum. Bunlardan bir tanesi her Uygur ailesine bir Çinli erkeğin yerleştirmesi zorunluluğu. Bu Çinli erkekle aynı odada yatma, aynı sofrada oturma, aynı yuvada kalma zorunluluğu getirildi. Diğer taraftan Uygur kızlarımız Çinli erkeklerle zorunlu evliliklere tabi bırakılmakta. Yine diğer taraftan anasız babasız kalmış Uygur çocukları alınıp kamplarda bir Çinli gibi dilinden ve dininden koparılarak bir yabancı gibi yetiştirilmekte, ciddi bir asimilasyona uğratılmakta. Uygur Türkleri yine Çin yönetimi tarafından eğitim kampları adı altında işkencelere maruz kalmakta, Çinileştirme, yine asimilasyon gibi olaylarla karşılaştırmakta ve birçok özellikle Çin dışında yaşayan Uygur Türk'ü, Doğu Türkistan dışında kalan soydaşlarımız ailelerinden haber alamaz duruma gelmiştir. Bugün dünyanın gözleri önünde Amerika, Kanada, Hollanda tarafından bir soykırım olduğu, bir insanlık suçu işlendiği senatolar, meclisler tarafından kabul edilmiş uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bu alana biz de Hazreti Ali'nin zulme sessiz kalmayın, onu duyurun.
sözünü şiar edinerek bunu Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de ifade etmeyi yerinde bulduk. Yine çeşitli vesilelerle Doğu Türkistan mevzunu gündeme getirmeye, Meral Akşener'in, liderimiz Sayın Meral Akşener'in de bu yönde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çizgisi var. Biz de bunu yerel gündemde tutmaya devam edeceğiz.